Bizden şenet, Türkiye izleyicileri her zaman olduğu gibi bugün de bir işi bilen programı daha sizlerleyiz. Yanımızda da değerli bir ismimiz, değerli bir kalemimiz var efendim. Siyaset bilimci ve yazar Berkay Apsalmış bugün konuğumuz. Kendisi Zonguldak'tan geliyor. Hem hoş geldiniz diyelim. Hem de kendisini sizlere tanıtma fırsatı yakalamış olalım. Hoş geldiniz Berkay Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok merhaba bizler deyiz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki e Berkay Apsalmış 1994 yılında Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Sarıkaya'da tamamladım. 2013 yılında üniversite eğitimime başladım. Üniversiteyi ilk olarak hedefim olan siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünde yapmak istedim. Ve ilk olarak Kars, Kafkas Üniversitesi'nde üniversiteye başladım. Bir yıl burada okudum. Ardından e, yatay geçiş yaparak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne geldim. Yine bir yıl burada okuduktan sonra e, Denizli Pamukkale Üniversitesi'ne iki dönemlik parabi programıyla gittim. E, üniversite e, bitti. Şu an yüksek lisansa hazırlanıyorum. Aynı zamanda e, kendi işimi kurma düşüncem vardı her zaman. Uzun süredir de e, bunun için çalışıyorum. E, Berkay Apsalmış'ın hayatı biraz yoğun ama bir o kadar da e, tatlı diyebiliriz. Ne kadar güzel üreten, sürekli kendini yenileyen bir genç girişimcimiz var. Genç bir arkadaşımız var yanımızda. Okumayı seven ve bir o kadar da aslında e, gençlere, genç girişimcilere de destek vermek isteyen e, bir konuğumuz. Kalemi de bir o kadar güçlü demek istiyorum. Şimdi biraz daha şöyle başa gelecek olursak bu yatay geçişler. Okuldan oradan oraya geçiş. Genelde hayat bizi savuruyor ama sizin de isteğiniz doğrultusunda mı oldu bunlar? Şöyle diyebiliriz, aslında e, her yıl bir üniversite değiştirmek çok e, zor çünkü adapte olma Kesinlikle. konusunda e, sıkıntılar elbette yaşıyoruz. Ancak bir siyaset bilimci adayının e, ülkeyi birebir tanıması, insanlarla birebir iletişim kurması. Çok önemli. Avantajlı olmuşuz. Elbette açınızdan. doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine e, Türkiye'de gitmediğim il neredeyse kalmadı. Ne güzel. Toplumumuzun yapısına böylelikle daha çok aşina olma fırsatı yakaladım. E, benim için büyük artılar oldu diyebiliriz. Renkli kişilikler, evet, yeni evet, kimlikleri evet. tanımak her zaman muhakkak zaten vizyonumuzu genişletecektir. Ki üniversitede çok da zor olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Yani Tabii ki de e, bir nevi biraz şehirler farklaştıkça ilk başta adapte zordur ama üniversitede tadı orada zaten. Ee, hani lise okul olsa biraz daha zorlayıcı olur ama üniversitenin zaten e, farklı derslerinde farklı insanlarla e, bir bütün oluyorsunuz. O atmosfer yaşamak çok daha güzel olsa gerek diye düşünüyorum. Elbette çünkü üniversite dediğimiz yer bir üniversiteyi düşündüğümüzde Türkiye'nin çeşitli illerinden, çeşitli kültürlerle, çeşitli aile yapılarıyla e, gelen insanlarımız var. Ee, ve bunu da çok farklı üniversitelerde her yıl farklı üniversitelerde okuyarak birebir tecrübe etmiş, bu insanlarla birebir iletişime geçmiş veya okuduğunuz ildeki yerel halkla birebir konuşmuş e, dertlerini dinlemiş oluyorsunuz. Hı hı. Aslında bir siyaset bilimci için e, her siyaset bilimci için daha doğrusu yapılması gereken yani bir yerde oturup da bir halkı, bir toplumu, insanları anlayamayız. Birebir görüşmek, sorunlarını dinlemek aslında e, bizi onlara daha yakın kılar. Doğru. Yazmayı seven bir kişiyiz değil mi? Kalemi güçlüyüz. Neler yazıyorsunuz? Yazdığımız kişi, kişiler veya nelere sesleniyorsunuz? Şöyle diyebiliriz aslında yazar yönüm benim çok küçük yaşlarda başladı. İlkokulda okulda e, çok severdim yarışmalara girmeyi. Dereceleri yaptıkça daha çok e, teşvik ederdi zamanla bu e, tabi yazarlık aslında çok okuyan çok yazar e, böyle bir şey var yani çok iyi bir yazar olmak için çok iyi de okumanız gerekir e, bunu gördüm bol bol okuyan biriyim ve e, edebi tarzda ilk önce yazılarıma başladım ben e, lise hayatımda böyle geçti sonra e, siyaset bilimi bölümüne başladıktan sonra e, daha çok toplumu ilgilendiren toplumun sorunlarını ele alan e, makaleler yazmaya başladım bu makalelerim ee, uluslararası hakemli dergilerde yayınlananlar da var. Ee, haber kanallarında, haber sitelerinde yayınlananlar da var. Hı hı. E, belli bir kitlemiz var e, ve bu kitle her geçen gün artıyor aslında. Önemli olan e, daha çok insana ulaşmak, daha çok insanın sorununu e, gündeme getirmek. O yüzden e, biz kalemimizi aslında bu yönde kullanıyoruz diyebiliriz. E, bir de Yazarlık kısmından yine devam edecek olursak da kitap yazıyorsunuz. Biraz kitabınızdan bahsedelim. İlk kitap yanılmıyorsam. Evet. İçeriği evet. ve ismini açıkçası merak ediyorum. Ee, şöyle söyleyeyim. Bir yerde yazdıktan sonra aslında e, makalelerim o kadar çok makalelerim oldu, yazılarım oldu. Artık Derlemeye düşündünüz. E, biraz derleyelim dedim. E, edebi yönümde ağır bastığı için aslında bir yanımda edebiyattan kopma dedi her zaman bana. Kopmadım o yüzden. E, i̇ki tür çalışmam var. Biri siyasi olarak akademik bir çalışma yapıyorum. Diğeri de edebi bakımdan bir çalışma yapıyorum. İkisi de inşallah kısa süre sonra yayınlanacak. Neler okumayı seviyorsunuz peki? Şöyle söyleyeyim ben neleri değil de okumayı seviyorum. Yani Her e, türden her çeşit. Tabii biz bir siyaset var. bilimci sadece siyasi kitapları okuyacak veya ideolojileri okuyacak diye bir şey olmamalı. Çünkü hatta bir insanın sürekli okuması, ne bulursa onu okuması çok önemli. O yüzden genelde çok bir ayrım yapmam, bulduğum her şeyi okurum. Tabii alanıma yoğunlaşmak, alanımda ilerlemek için daha çok alanımdan da okurum ama hı hı. kitaplar arasında benim için ayrım hiçbir zaman olmamıştır. Derler ki kitabın kokusu yeter diye. Aynen öyle. Kitap severler, sevdalılar başkadır çünkü. Ee, takip ettiğiniz, beğendiğiniz yazarlar? Köşe yazarları olabilir. Tercih ettiğiniz var mı? Yoksa dediğiniz gibi Hani okursunuz ama tercihen yani ilk sıraya koyduklarınız da vardır diye düşünüyorum. Elbette, elbette. Ee, siyasi olarak takip ettiğim yazarlar var. Ee, özellikle gazetelerde köşe yazısı okumayı e, kendime alışkanlık haline getirmişimdir. Sabah ilk kalktığımda e, gazetelerin köşe yazılarına bakar onları okurum. Ee, takip ettiğim kitaplardan yani beni en çok etkileyen tabi dünya klasikleri e, Türk klasikleri bunlar bir yanda ama e, daha çok böyle kalıcı ne yakaladı derseniz Osman Pamukoğlu'nun kitapları bende her zaman e, ayrıdır pa e, Osman Paşa'nın kitaplarını severek okurum her zaman e, hem edebi hem siyaset gerçekten de her insanın her Türk gencinin özellikle okuması gerektiğine inandığım ee, Osman Pamukoğlu diyebilirim. Osman Pamukolu baş, baş sırada yerini ee, alıyor. Tabii Baş sırada. Bir yanım ortalarında da başlarına söylemiş olduğumuz gibi girişimci olmak ve genç girişimcilerimizde her ne kol olursa olsun her ne dal olursa olsun el uzatabilmek, yardımcı olabilmek. Hepimizin geçtiği zamanlar, hani sizler daha ön plandasınız şu an genç beyinler, hemen hemen birçok şey düşünebilmek o sizin canlılığınız, işi olan atılganlığınız, belki şimdiki zaman gibi sabır çok fazla olmayabilir o. Hani içten gelen duygularla bir an önce her şey olsun ve elbette kapıyı çalacak kişi veya kişileri bulmak da istiyoruz. Destek olunsun istiyoruz. Kimilerimiz şanslı oluyor bu yolda, öncülük eden kişiler onlara belki destek oluyor. Hani hazır buldum oluyor belki, kimileri de hakikaten bir savaşarak o yolları buluyorlar. Genç girişimciler bu anlamda neler tavsiye etmek istersiniz? Sizce yeterli destek veriliyor mu? Girişimcilik aslında bir merdiven basamağına benzetebiliriz. Yani bir anda e, merdivenin en üst basamağına çıkmak olanaksız. Bazı yollardan, zorluklardan geçmemiz gerekir. E, ben girişimcilik konusunda özellikle çalışmalarım e, tabii ki son zamanlarda hızlanmış olsa da aslında Çocukluktan beri bir çalışkanlığım, farklı sektörlerde bulunmam, birebir tanımam oldu. Çünkü ben 12 yaşımdan beri çok farklı işlerde çalıştım. Yani bunun yanında berber çıraklığı da olur, ayakkabı boyaması da olur, tezgahtarlık, çağrı merkezinde çalışma. Bir yerden sonra şunu gördüm. Bu şekilde bir hayat ilerlemez. Yani kendi işimi yapma, kendi işimi kurma düşüncesi hasıl oldu bende. Ee, ondan sonra da iş araştırmaya, neler yapabilirim bunlara bakmaya başladım aslında. Ee, i̇thalat ihracat işine girdim. İthalat ihracat yapmaya başladım. Ee, kendi üretim yerimi kurdum. Ee, bir süre burada devam ettim. Daha sonra emlak işiyle uğraştım, emlakçılık yaptım. Ee, i̇stediğim verimi orada da göremeyince bu defa e, kendi iş yerimi kurma amacıyla kafe kurmaya başladım. Kafe işletmeye başladım. Aslında e, zorluklar her zaman var. İnsanın olduğu yerde zorluklar hiçbir zaman bitmez. Ama önemli olan e, cesaret. Bu cesareti yitirmediğimiz zaman gerçekten de bugün bile bu kapı açılmasa yarın bu kapının açıldığını çok daha net görüyoruz. Yani yılmamak, cesaret ve yılmamak. Bütün mesele aslında bundan ibaret. Arada sert rüzgarlar isteyecektir. Yollarımızda elbette, taşlar elbette. da olacaktır. Tökezleyeceğiz belki zaman zaman ama yine de dize durmak, dik durmak. Elbette. Her şeye rağmen işin güzelliği noktasında burada belki başardığınız zaman bunların sayesinde başardığınızı göreceksiniz. En azından çabaladınız ve karşılığını emeğini görüyorsunuz. Şu an o zaman kafe mi işletiyoruz? Şöyle hem emlak işiyle hem kafe işiyle ilgileniyorum. Emlak yine bir şekilde devam ee, ediyor? Elbette, elbette. Çünkü ülkemizde şöyle bir durum var. Gençlerin önü açılmış değil. Yani dediniz ki genç girişimcilere sunulan destekler biz bunu göremiyoruz aslında. Yani e, ne olması gerekiyor sizce? Şöyle söyleyeyim, devlet desteklerine bakalım mesela, Kosgeb'in e, gençlere sunduğu bir destek oranı var. Ancak şöyle, e, ben bugün kafe açacağım diyelim, bunun planlı projesini yapıyorum ancak e, maliyeti 100 bin lira diyelim, bunu götürüp devlete veriyorum Kosgeb'e. Kosgeb bana diyor ki, senin cebinde öncelikle 50 bin lira olması lazım. Sen bunu harcayacaksın, sonra faturalar bana getireceksin. Ben sana taksit taksit bunun ödemesini yapacağım. Yani bir gencimiz var, çok güzel projeleri var, ama devlet buna destek vermiyor. Yani size devletin destek vermesi için önce sizin cebinizde para olması lazım. Yani fakir gençler. Yani gençte, hayaller, ee, fikirler çok da. Tabii ki. Çünkü zenginden aslında giden. Yani biz zengin çocuğu bunu yapabilir. Kolaylıkla da desteği de alabilir belki ama bir fakir ailenin çocuğu ne kadar lüks e, düşünceleri olsa, ne kadar güzel projeleri de olsa devlet desteğinden yararlanamıyor. Aynı şekilde özelde yine bunu göremiyoruz. Yani batıya baktığımızda aslında gençlere yönelik daha çok şey var ama bizim ülkemizde gençlerin e, siz de görüyorsunuz genç girişimciler çok az. Nedeni bu işte. Yani babasından dedesinden bir şirket kalmadıysa veya bir e, sermaye yoksa gençler ülkemizde tutunması çok zor. Ama tutunanlar var. Tabii. Biz de tutunmaya çalışanlardanız. O yüzden her zaman diyorum. Cesaret olmak zorunda. Cesaret olduğu zaman risk almak zorundalar. Cesaret olması gerekiyor değil ki, mi? Tabii ki. Ticaret Biz... olması olmazlarından belki de biri de bu. Elbette, elbette. Sizin en başta peki karşılaştığınız zorluklar nelerdi? Şöyle söyleyeyim, dediğim gibi ne kadar güzel projeniz olursa olsun karşılaştığımız ilk problem maddi problem Yani fikirden ziyade önce bir maddiye de mi bakılıyor? Şöyle söyleyeyim ben size, biraz önce de diyorum fikriniz, projeniz çok güzel olabilir. Ne kadar mükemmel olursa olsun, ama ona sermaye bulma konusunda gerçekten büyük sıkıntılar çekiyorsunuz. Devletten bunu alamıyorsunuz zaten çünkü cebinizde bir paranın olması lazım sizin. Yoksa o yok zaten. Özel sektörde yine çok zor. Yani gençlerin sermaye bulma noktasında en büyük sıkıntısı budur. Yoksa biz gençlerimize baktığımızda bazı arkadaşlar bana geliyor, üniversitede okuyan arkadaşlarım mükemmel fikirleri var. Yani bunlar hayata geçtiğinde belki Türkiye çapında, belki dünya çapında başarı sağlayacak projeler. Ama gel gelelim biz bunlara sahip çıkamıyoruz. Tavsiyeleriniz nelerdir peki? Şöyle söyleyeyim özellikle devlet desteğinin arttırılması konusu. Çünkü bir proje var, üretiyor genç, bunu TÜBİTAK götürüyor, TÜBİTAK bunu reddediyor. Hı. Ama bu proje yurt dışına gidiyor, dünya birincisi oluyor. Yani TÜBİTAK'ın artık ledli ekmek dolabıyla ilgilenmesi, eee papaz erini <laughs> imam erine çeviren makineler bunlara ücret vereceğine artık gerçekten pozitif bilim dediğimiz Gençlerin yaptığı projelere destek vermesi çok önemli. Tabii özel sektöründe artık elini taşın altına koyması, gençlerin önünü açması gerçekten de ülkemize büyük bir katkı sağlayacak. İnşallah diyelim. Hep güzel şeyler söylemeye çalışıyoruz. Umutlu şeyler yarınlara dair. Evet, tek de söyleyeceğiz. Umarım da sizler gibi ve sizlerin öncülüğünde gelecek daha nice e, genç arkadaşlarımıza bu anlamda da girişimci diyoruz. İnşallah onların da yolu sizler kadar en az aydınlık olur, ışıl ışıl olur. E, gerçek emekçilerin de hakkı her daim inşallah yerini bulmuş olur diyorum. Eşlerim. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Başarılar ederim. sizlerle Çok olsun. Yolunuz da açık olsun inşallah. Her zaman dilimiz güvende efendim. İşi bilmek işte böyle. Değerli ismimiz, değerli konuğumuz, kalemi güçlü yazarlarımızdan, siyaset bilimcilerimizden, genç arkadaşlarımızdan ve genç girişimcilerimizden. Berkay Apsalmış bugün konuğumuzda efendim. Bir sonraki işi Bilen programında da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.